Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından kalp temizliği. Allah sizi esirgesin. Uzun süre alışılan şeylerden kalpleri temizleyen, gönülleri kirden pastan arındıran, geçici ve boş heveslerden kalpleri soğutup güçlendiren en güzel şey nedir? Cevapladı. Şehveti dizginlemek, ruhsata yani dini kolaylık ve müsaadelere meyletmemek, kendisi günah işlemekte ısrar edip dururken Allah affeder şeklindeki yorum ve düşüncelerden uzaklaşmak, yanı sıra da yiyecek ve içeceği azaltmak ve helal rızıktan gayrısını istememek. Sordum, azaltmakla kalpler temizlenir mi? Cevapladı, evet, açlık kadar kalplerin pasını hiçbir şey silemez. Çünkü açlık, nefsin şehvetlere olan eğilimini kesen en iyi çaredir. Sordum, Allah sizi esirgesin, benden şimdiye kadar duyduklarınız sizi benden uzaklaştırmasın. Çünkü sizin benim neye ihtiyaç duyduğumu ne kadar çok biliyorsanız ben de size, sizin ilminize o kadar fazla özlem duyuyorum. Cevapladı. Öyleyse bütün dikkatine topla. Kalbini hazır et. Anlayışını keskinleştir ve kulak ver. Gönülden dinle ve söylediklerimi kabul et. Çünkü ben bir bilgenin şöyle dediğini duydum. Bir yola gönül verip koyulduktan sonra onları yoldan çıkaran üstadlarına muhalefet etmeleridir. Yani müritleri tarikata girdikten sonra onları helake sürükleyen şeyhlerine karşı çıkmalarıdır. O halde itirazda bulunmaktan ve muhalefet etmekten sakın. Nitekim doktorunun dediklerini tutmayan hastanın hastalığı sürer gider. Allah'a kalbinle yönel. Kendini tam anlamıyla topla ve bütün dikkatini bana ver. Çünkü sana duymak istediklerini anlatacağım. Kalbinin bunları anlamasını sağlamak elbette Allah'a aittir. Uzak olmana rağmen Allah'tan yardım dile ve sana doğru yolu göstermesi için niyaz et. Genç adam, belki nefsin tabiatının icabı olarak eski arzu ve heveslere içten içe yanıp tutuştuğunu görüp senin o alışkanlıklarını kamçılıyor ve sana senin o mutluluk ve sevinçlerini hatırlatıyordur. Şimdi sen de işte bundan dolayı onlara özlem duyuyorsundur. Hem de bunun bilinçli mi yoksa bilinçsizce mi olduğunu fark etmeden. Bu bilgi senin için son derece anlaşılmaz olduğu için kalbini bu eğilime iyice kaptırmışsındır. Derken bu durum sana yapılan çağrıyı anlamana da mani olmuştur. Onun için şimdi sen bütün içtenliğinle Allah'a dön. Bu dönüşte başarılı olabilmen için de Allah'tan yardım dile. Sana kılavuzluk etmek, kurtuluş yolunu ve güvenle ilerleyebileceğin doğru yolu sana göstermek isteyenin nasihatını kabul et. Genç adam, Allah adına sor ve ne istiyorsan açıkça söyle. Elbette benim sana cevap verirken doğru isabet ettirmemi sağlayacak Allah'tır.